Evet arkadaşlar. Yine bir üçgenle ilgili soru. Verileri önce bir kontrol edelim. A, B, L, e, D paralel. Sorulara dikkat ettiğinizde eğer paralellik veriliyorsa arkadaşlar paralellikleri şeklinin üstünde göstermeye çalışırsanız sizin için rahat olur. Yani şu. Oklarla gösterdim. Paralellik ve açıortay sorularında Z'leri kaçırmamaya çalışın. Yani şöyle dikkat ederseniz kalemi takip ettiğinizde zıt geliyor buradan. Dolayısıyla iş açılar. Yani B, A, e açısı 30 derece ise D, A, e açısı da buradaki açımızda ne olması gerekiyor? 30 derece olması gerekiyor. Onu belirtelim. Şuradaki açımız 30 derece bulunmuş olacak. Burası da 30 derece. Şimdi tanıdığım bir şey geldi sanki burada. 30, 30 D köşesindeki açıda ne olacak buradan? 120 derece bulunmuş olacak. Burası 120. 120. 30, 30, 120 ikiz kenar üçgeni geldi karşımıza. Dolayısıyla bunlar eşliklerimizde gösterdiğimizde 30-30-20 üçgenin özelliğinden 120'nin karşısında 4 kök 3 varsa buradaki AD kenarı da 4 birimdir. DE kenarı da 4 birim olur. Bir de bilgi vardı burada. AC 10 birim denmişti. AC eğer 10 ise arkadaşlar bunun tamamı 10 birim. Tamamı 10 birim AC'nin 10. AD 4 ise DC'ye 6 birim kalmış oldu. Şimdi temel benzerlikten dolayı 4 birim veriliyor. DE, ABD, X birim. Temel benzerliği uygulayacak olursanız eğer yukarıdan aşağıya C'den 6'nın onu oranı 6'nın 10 birime oranı eşittir. 4'ün de arkadaşlar X oranı olacak. 4'ün X'e oran olması gerekiyor. İşler dışarı şey yaparsanız buradan 6X eşittir buradan 6X eşittir 40 bulunur. X buradan 40 bölü 6. 40 bölü 6. Sadeleştirecek olursanız bunları 40 bölü 6 sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burası 20 bölü 3 bulunmuş oldu. Yani doğru cevabımız bizim C seçeneği bulunur ki 20 bölü 3 doğru cevaptır.